Gazze görünmüyor. Adam kafada bitirmiş zaten bunu ya. Adamın senaryosunu ayın 22'sinde 23'ünde uygulamaya başlamış zaten. 23 Eylül'de 22 Eylül'de şu fotoğrafı göstererek şu evet şu ne bileyim elindeki bravo Ahmet elindeki şu haritaları göstererek aslında bir senaryonun bir savaş senaryosunun uygulanacağını gösteriyor. Çok değil 26 gün önceki bu adamın elindeki bu haritadan bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler'in kürsüsünde yaptı bunu ve bu artık anladığım şu anda 10. günde savaşın 10. gününde anladığım bunun bir senaryo gereği yapıldığı Gazze'yi bitirmek, Gazze'den sonra Batı Şeria'yı bitirmek toplamda 5 milyon bir Filistinli'yi bu ülkeden kendi ülkesinden kendi topraklarından çıkartmak niyeti bu. Şu görüntü 26 gün önceki şu görüntü aslında senaryonun uygulandığını aslında Hamas'ın eline giden roketlerin varlığından haberdar olduğunu aslında Mısır'ın 3 gün öncesinde operasyon işte roketlerin atılmasından 3 gün önce Mısır'ın vermiş olduğu istihbaratı bildiğini ama harekete geçmediğinin bir göstergesi. Kimse birbirini yemesin. Bunlar artık anladığımız senaryolaştırılmış İsrail ve Amerika'nın senaryolaştırdığı politikalar olduğunu görüyoruz. Yani benim bakış açım bu. Benim düşüncem de bu. Birçok insan da zaten bunu düşünüyor diye düşünüyorum. Mesela Sisi diyor ki siviller artık hedef alınıyor diyor. Bu kabul edilemez bir şey. Mısır savaşa mı girecek önümüzdeki günlerde bilmiyoruz. Evet, daha da önce oluyordu tabii ki. Yani klasik bir sözden bahsediyoruz. Refah kapısı önünde bekleyiş sürüyor. Bu arada kapının açılacağı söylendi. Mısır'a bir göç akını olacağı tahmin ediliyor. Biden böyle enteresan açıklamaları var. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur dedi bu kez de. Aslında doğruyu söylüyor. Yani bundan birkaç gün öncesine kadar sonuna kadar destekliyoruz diyordu. Ne istiyorsa veriyoruz diyordu. Hatta ikinci uçak gemisi ve gemileri de gönderiyor. Eisenhower uçak gemisi ve yanında başka gemiler de gidiyormuş. Şimdi yaptığı cümle ise İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur. Ya arkadaş bundan dört gün önce sen tankımızla, tüfeğimizle, her şeyimizle İsrail'in yanındayız dediniz. İsrail, ABD Dışişleri Bakanı gitti. Bu kez size bir işte sizinle birlikte ben de Yahudiyim dedi. Bu kadar açık destek verdiniz. Ha bir de şöyle de bir cümlesi var. Bu da tuhaf. Hamas yok edilmeli ama Filistin devleti de olmalı. Evet Hamas yok edilmeli. İsrail'in bu hedefi o diyebiliyoruz. Filistin devleti olmalı da bu önemli. Yani İsrail'e full destek veren Biden'ın bu şekilde Filistin devleti de olmalı demesi yani onun hiçbir şekilde bu savaşın bitmeyeceğinin bir göstergesi. Filistin halkının ve Filistin devletinin eninde sonunda bir gün kurulacağı, Hamas gibi böyle cihatçı, mihatçı, geçmişi karanlık örgütler, onlar evet yok olacaktır. Bugün Hamas, yarın Hizbullah, işte IŞİD gibi vesaire, El-Kaide gibi. Onlar yok olup gidecekler. Ha bir de onların nasıl kurulduğuna da bakmak gerekir. Yani arkalarında kimler vardı, nasıl kuruldu, nasıl oldu? Onlar ayrı bir safa. Onu konu uzmanları konuşmak gerekir. Ama burada geleceğim ona. Ama burada önemli olan Filistin devleti de olmalı demesi Biden'ın Netanyahu veya Bay Galan. Siz sonuna kadar ulaşsanız da siz hani işte şöyle de olacak böyle de olacak işte kökünü kazıyacağız deseniz de eninde sonunda. Siz belki öldükten sonra belki ölmeden bir Filistin devletinin kurulacağını göreceksiniz. Çünkü dünya ülkeleri Amerika bile buna yeşil ışık yaptıktan sonra sizin dur diyebilecek bir yetkiniz ve gücünüz de olmaz. Onu da